Kazanım kavramı testi 2. Trigonometrik fonksiyonlar 1. Bu videomuzda trigonometri konusuna ait MEP kazanım testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Şekilde birim çember ve bu çember üzerindeki ABC noktaları verilmiştir. MDCO açısı alfa olduğuna göre 3 eşitlik verilmiş. Eşitliklerinden hangileri doğrudur? Birim çember ile trigonometre arasındaki ilişkiyi ölçen güzel bir sorudur. Üniversite sınavında gelme ihtimali de oldukça yüksek tipte bir sorudur bu. İyi bilinmesi gerekir. Şimdi ilk eşitlikle başlayalım. OD eşittir tanjant alfa demiş. Şuradaki OD'yi gidip bir işaretleyelim. Burası. Buradaki açının dik olduğunu biliyoruz. Şuradaki OA uzunluğunun 1 olduğunu biliyoruz. Burada tanjant alfayı hesaplayacak olursak bu dik üçgen içinde. Tanjant alfa. Buradaki OD uzunluğu bölü OC uzunluğudur. Yani OD bölü 1 olur. Alttaki birim bir anlamı olmadığı için OD'nin tanjant alfaya eşit olduğunu net olarak anlamış oluyoruz. İlk söylenen eşitlik doğru. DC'ye gelelim. Farklı bir renge geçelim. Bir DC'yi işaretleyelim. Tamamdır. DC burası. DC'nin sekant alfaya eşit olduğu söylenmiş. Sekant alfa 1 bölü kos alfadır. Yani kos alfayı yazıp bakalım DC'ye eşit çıkacak mı bu tarz bir eşitlik. Buradaki kosinüs alfa şu dik üçgen içindeki. Buradaki OC uzunluğu bölü DC uzunluğudur. OC 1 olduğu için 1 bölü DC olur. Her iki tarafı ters çevirirsek veya DC ile cos alfanın yerini değiştirirsek çapraz biçimde DC eşittir 1 bölü cos alfa olur. Kosinüs alfa da sekant alfaya eşit olduğu için DC uzunluğunun sekant alfa olduğunu doğru olarak görmüş olduk. BC eşittir 2 cos alfa demiş. Yine farklı bir renge geçelim. Bu sefer pembe yapalım. BC burası. Burada şunu bilmeliyiz. Buradaki AC çaptır. Buradaki B açısı da çapı gören çevre açıdır. Buranın 90 derece olduğunun farkında olmalıyız. Bu çok önemli bir bilgidir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burası 90 derece yazılmaz. Bizim onu anlamamız beklenir. Şimdi şuranın uzunluğu 2. Kosinüsünü yazacağız yine. Kosinüs BC bölü buradaki AC uzunluğu kosinüs alfaya eşittir. Bu büyük üçgende. BC bölü 2 eşittir kosinüs alfadır. Bu 2'yi bu tarafa geçirirsek BC'nin 2 kos alfa olduğunu bulmuş oluruz. Bu da doğru. Vermiş olduğu 3 eşitlik de doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Oldukça dikkatli ve yavaş yavaş bu verdiği uzunlukları dik üçgenler içinde bilinen iki kenarın oranıyla ifade edip söylediği trigonometrik ifadeleri eşit mi kontrol etmeliyiz. Bu tip bir soruya üniversite sınavında gelmesi bakımından hazırlıklı olmalıyız. İkinci soruya geçelim. Yine trigonometri ile birim çember arasındaki ilişkinin kontrol edileceği bir soru gibi. Buradaki B çapı görüyor. Şunun dikini bir yazalım. Hiç soruyu okumadan. Buradaki D çapı görüyor. Burası da dik. Şekilde birim çember ve bu çember üzerinde ABCD noktaları verilmiştir. Görüyoruz bunları. İki tane alfa açısı onları da üzerinde göstermiş olduğuna göre AB bölü CD aşağıdakilerden hangisine eşittir? AB bölü CD. Bunları trigonometrik ifadeler olarak yazacağız. Şurasının uzunluğunu biliyoruz. Burasının uzunluğu 2'dir. Buradaki AB bölü 2
sinüs alfaya eşittir. BC uzunluğunu kullanmak bizi çıkmaz sokağa sokar burada. Bilinenler üzerinden gideceğiz. Bir kere BA lazım AB bize. Bir de buradaki bilinen uzunluk 2. AB bölü 2 sinüs alfaya eşit. Bunu yazalım. Sinüs alfa. Buradan AB'nin 2 sin alfa olduğunu anladık. Devam edelim. Buradaki bir de bize DC uzunluğu lazım. Onu da farklı bir renkle yapalım. DC uzunluğu şurada. Şuradaki AD'ye geçmek, bununla ilgili bir trigonometrik oran yazmak yine bizi çıkmaz sokağa sokar. Buradaki DC'yi buradaki 2'ye oranlayacağız. Bu da buradaki alfa açısının kosinüsü. Kosinüs alfa DC bölü 2. Bu 2'yi bu tarafa çarpı olarak geçirirsek DC de 2 kos alfa oldu. Aradığımız şey AB bölü CD. AB 2 sin alfa. CD ise 2 kos alfa. İkiler birbirini götürünce sin alfa bölü kos alfa tanjant alfaya eşittir. Cevabımız B seçeneği. Oldukça güzel bir birim çember ile trigonometre arasındaki ilişkiyi ölçen soruydu. Bir kere çapı gören çevre açılara 90'ları koymak çok önemli ve bize gerekecek trigonometrik oranı yazıp onun üzerinden ilerlemek önemli. Gerekirse çıkmaz sokağa girerseniz demek ki yanlış şeyi yazdım deyip geri dönmeyi başarabilmeniz lazım. Belli bir tecrübenin arkasından ise direkt gerekli olanı yazmaya başlarsınız. Üçüncü sorumuza geldik. Alfa 0 derece ile 90 derece arasında olmak üzere A eşittir 2 tan alfa eksi 1 ve B eşittir 1 eksi 2 kotanjant alfa eşitlikleri veriliyor. A'nın B türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şuradan tanjant alfayı bir yalnız bırakalım. İlkinde A'yı B türünden istiyoruz. B'de kotanjant alfayı yalnız bırakalım. A'nın karşısında B'li bir şey elde edelim çünkü. Buradan B'yi yalnız bırak B'yi değil, kotanjant alfayı yalnız bırakacak olursak 2 kotanjant alfa 1 eksi B 2'yi de bölü olarak geçirirsek kotanjant alfa 1 eksi B bölü 2'dir. Kotanjant alfa 1 eksi B bölü 2 ise tanjant alfa bunun tam tersidir çarpmaya göre. Tanjant alfa 2 bölü 1 eksi B'dir. Buradaki tanjant alfa yerine 2 bölü 1 eksi B yazdığımıza işte A'nın B türünden eşitliğine ulaşmış olacağız. A eşittir 2 çarpı 2 bölü 1 eksi B eksi 1. Şuradan payda eşitlemeleri yaparsak A eşittir 4 eksi 1 artı B bölü 1 eksi B. Buradan da A eşittir 3 artı B bölü 1 eksi B. B artı 3 bölü 1 eksi B cevabımız C seçeneği. Yaptığımız şey A'yı B türünden istiyordu. A'nın karşısında B'li bir şey yazmamız gerekiyordu. B'nin bulunduğu bölümde kotanjant alfayı yalnız bırakmayı düşündüm. Nedeni kotanjant alfayı istediğim an tanjant alfaya çevirip bunun yerine yazabileceğimin farkındaydım bu işlemleri yaparken. Burada düşünülmesi gereken işlemsel süreç bu olacaktı. Bu soruyu da geçiyoruz. Dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü soru bir trigonometrik sadeleştirme sorusu. Alfa bir dar açı ölçüsü olmak üzere. Bunu söylemesinin nedeni aşağıda tanımsızlıklara neden olan bir süreç oluşmasın diye. Dar açı olmadığı takdirde bunun tanımsız olma ihtimali de var. O ihtimali ortadan kaldırmak için söylemiş. Söylemese de olurdu. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Bir trigonometrik sadeleştirme sorusuyla karşılaştığımızda ilk iş her şeyi sin ve kosa çevirmeliyiz. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfa 1 bölü sinüs alfa bölü sinüs alfa bölü kosinüs alfa artı kosinüs alfa bölü sinüs alfa
kotanjant alfa yerine. Burada payda eşitlersek sinüs alfa ile bunu, kosinüs alfa ile bunu çarpacağız. Yukarıda sin alfa artı kos alfa bölü kos alfa çarpı sin alfa var. Aşağıda paydayı eşitlersek bunu sin alfa ile genişleteceğiz. Bunu kos alfa ile genişleteceğiz. Burada sin kare alfa, kos kare alfa. Sin kare alfa artı kos kare alfa bölü kos alfa sin alfa. İkisinin de paydaları aynı oldu, birbirini götürdü. Yukarıda sin alfa bölü kos alfa artı kos alfa. Aşağıda sin kare alfa artı kos kare alfa ise 1'dir. Aynı açıda sinüsün ve kosinüsün kareleri toplam 1'dir. En iyi bilmemiz gereken kuraldır. Bu nedenle cevabımız sin alfa artı kos alfa olur. Sin artı alfa, sin alfa artı kos alfa. Oldukça basit bir sadeleştirme sorusuydu. Her şeyi sin kosa çevirip bir payda eşitledik. Her şey çıktı. Beşinci sorumuzda bir tane daha sadeleştirme sorusu söz konusu. Mouse'umuz bir kendine gelirse devam edelim. Evet. 1 artı kotanjant kare alfa çarpı 1 eksi kos kare alfa ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine her şeyi sin ve kosa çevireceğiz. 1 artı kos kare alfa bölü sin kare alfa. Sin kare alfa çarpı burası 1 eksi kos kare alfa. Dursun şimdilik o. Buradan payda eşitledik. Sin kare alfa ile burayı çarpınca sin kare alfa artı kos kare alfa bölü sin kare alfa oldu burası. Çarpı 1 eksi kos kare alfa yerine istediğimiz an sin kare alfa yazabiliriz. Sin kare alfa. Çünkü sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1 eder. Onu karşıya attığımızda diğerini elde ederiz. Burada sin kare alfa ile sin kare alfa birbirini götürdü. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı da 1 ettiği için bu sadeleştirmenin sonucunu 1 olarak bulduk. Devam ediyoruz. 6. soru. Dört tane trigonometrik ifade vermiş. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ABCD'nin işaretleri sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Sinüs 250 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölge şurasıdır. Sinüsün işaretini y ekseni belirler burada. Negatif değerlerdedir. Sinüs 250 negatiftir. Kosinüs 310 dördüncü bölgededir. 270 ile 360 arası dördüncü bölgedir. Dördüncü bölge burasıdır. Kosinüsün değerlerini ise x ekseni belirler. Pozitiftir. Tanjant 170 ikinci bölgededir. Sinüs ve ikinci bölge burası. Sinüs ve kosinüsün işaretlerinin birbirine bölümü belirler. Sinüs pozitif, kosinüs negatif olduğu için ikisini birbirine bölersek tanjantın ikinci bölgedeki işareti eksi çıkar. Kotanjant 195 üçüncü bölgededir. 180 ile 270 arasında çünkü. Üçüncü bölge burasıdır. Kosinüs ve sinüsün birbirine bölümü kotanjantın işaretini belirler. İkisinin işareti de eksi olduğu için birbirine bölünce artı. Y eksenimiz sinüs eksenidir. X eksenimiz kosinüs eksenidir. Önce trigonometrik ifadelerin bölgesini belirleriz ve eksenlerden işaretlerini çıkartırız. Tanjant ve kotanjantı da sinüs ve kosinüsün işaretlerini birbirine bölerek. Eksi artı eksi artı olacak. Cevabımız C seçeneği. 7. soruya geçelim. Sinüs x eşittir 1 eksi a bölü 5 ve kosinüs y eşittir b artı 2 bölü 3 olduğuna göre a eksi b ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Buradan sinüs x'in eksi 1 ile 1 arasında değiştiğini bilip şu karşı tarafı eksi 1 ile 1 arasında yazacağız. 1 eksi a bölü 5 eksi 1'e eşit ve büyük.
1'e eşit ve küçüktür. Buradan 5 ile her iki tarafı çarparsak eksi 5 küçük eşit 1 eksi a. O da 5. 1'i her iki tarafa atınca eksi a 4'ten küçük. Eksi 6'dan büyük. Eksi ile çarpınca eşitsizlik yön değiştirecek. 6 büyük eşit. A büyük eşit. Eksi 4. A'nın aralığını bulduk. B'nin aralığına gelelim. Kosinüs de sinüs gibi eksi 1 ile 1 arasında değişerek değerler almaktadır. Bu nedenle B artı 2 bölü 3 de burada eksi 1 ile 1 arasında değişmek zorunda. 3 ile çarptık. Eksi 3, B artı 2, 3. 2'yi her iki tarafa attık. 1, eksi 5. B'nin de aralığını bulduk. A ve B için herhangi bir yerde tam sayı demiyor. A eksi B ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. A eksi B'yi buradan sayı seçip yerine koyarak hesaplamayacağız, elde edeceğiz. B'yi eksi ile çarpıp alt alta toplayalım. A'mız şurada. 6 büyük eşit A büyük eşit eksi 4. B'yi eksi ile çarparsak 5 eşitsizlik yön değiştirecek. Büyük eşit eksi B büyük eşit eksi 1. Alt alta toplarsak A eksi B 11'e eşit ve küçük. Eksi 5'e eşit ve büyük. A eksi B'nin en küçük tam sayı değeri eksi 5 olacaktır. Burada gerçi tam sayı da seçebilirdik. Çünkü dahiliyet olduğu için çok fark etmeyecekti. Sayı seçenler de doğru bulacak. Önemli olan burada sinüsün eksi 1 ile 1 aralığında, kosinüsün de eksi 1 ile 1 aralığında değiştiğini bilip, şunların karşı tarafındaki ifadeleri eksi 1 ile 1 arasına yazıp, A ile B'nin değer aralığını tespit etmektir. 8. sorumuza geçelim. Trigonometrik ifadelerde sıralama. 4 tane ifade vermiş. ABCD'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle hepsini birinci bölgeye alacağız. Farklı bir renkle çözelim. Sıralamada birkaç teknik vardır. Ben hepsini birinci bölgeye alıp birinci bölge içindeki sıralama kuralları bilgisiyle sıralama sorularını yapıyorum. Konu anlatımında da o şekilde anlattım. Detaylı öğrenmek isteyenler oraya bakabilir. Sinüs 160'ı birinci bölgeye alacağız. 180'e uzaklığı 20 bunun. 180'e uzaklığına baktığım için isim değiştirmedi. Sinüs 20 derece. İşaretine bakıyorum sinüs 160'ın. İkinci bölgede olduğu için artı. Kosinüs 20 zaten birinci bölgede. Buna dokunmadım. Tanjant 200. Birinci bölgeye alacağım. 180'e uzaklığına baktım. 20 derece. 180'e uzaklığına baktığım için isim değiştirmedi. Tanjant 20 oldu. İşaretine bakıyorum bunun. Tanjant 200 üçüncü bölgede pozitiftir. Bu da kotanjant 20 birinci bölgede. Hepsi birinci bölgeye geldi. Hepsi birinci bölgeye geldikten sonra sinüs hakkında şunu biliyoruz. Sinüs 90 dereceye doğru büyür. Kosinüs 90 dereceye doğru küçülür. Tanjant 90 dereceye doğru büyür. Kosinüs 90, kotanjant 90 dereceye doğru küçülür. Ama sin ve tanjant böyle karışık bir şey varsa hepsini sin ve tanjanta çevirip öyle bakarız. Şurayı sine, şurayı da tanjanta çevireceğiz. Kotanjant kosinüs de olabilir ama tanjant sinüs üzerinden sıralama düşüncesi daha kolaydır. A. Sinüs 20. B. Sinüs 70. Kosinüs 20 yerine 90'a tamamlayarak istediğimiz an sinüs 70 yazabiliriz. C tanjant 20. D tanjant 70 derecedir. Öncelikle şu ikisi arasındaki sıralamayı yazalım. Sinüs 70 sinüs 20'den daha büyüktür. B büyük A. Buradakine bakarsak tanjant da 90 dereceye doğru büyür. D büyüktür C. Diğer bir önemli bilgimiz sinüs ve tanjant aynı açıdayken tanjant daha büyüktür. D büyük B. D büyük B. Sinüs
70 mi? Şimdi burada D büyük, B büyük. Bunu anladık. A mı büyük, C mi büyük? A ile C arasındaki ilişkiye geldiğimizde, orada da tanjant 20, sinüs 20. Aynı açıda tanjant daha büyüktür. C büyük A. Diğer bir önemli sıralama sorusu, B mi büyük, C mi büyük? B sinüs 70, C tanjant 20. Sinüs 70'e en yakın bildiğimiz değer sinüs 60'tır. Kök 3 bölü 2 eder. Tanjant 20'ye en yakın değerini bildiğimiz değer 30 derecedir. Tanjant 30 1 bölü kök 3 eder. Sinüs 70'ten daha küçük bir değer olan sinüs 60'ın kök 3 bölü 2 olan değeri, tanjant 20'den daha büyük olan bir değer olan tanjant 30'un 1 bölü kök 3'ünden daha büyük. Sinüs 70 tanjant 20'den daha büyük çıkıyor. B büyük C. Sadede gelince en büyük D, sonra B, sonra C, en son da A. D, B, C, A. Geometrik yolla da yapalım şunu. Bazıları geometrik yolu mutlaka kullanır. Birinci bölgeye çevirdik hepsini. Çizelim birim çemberimizi. Şurası 20 derece olsun. Şurası da 70 derece olsun. Şöyle. Şimdi bir de tanjant eksenini çizelim. Burada tam x eşittir 1 doğrusudur tanjant ekseni. Biraz kötü çizdim ama çok önemli değil. Burası sinüs 20'nin değeridir. Bunu daha fazla uzattığımızda şurası tanjant 20'nin değeridir. O yüzden tanjantla sinüs aynı açıda tanjant daha büyüktür. Tanjant 20 büyük, tanjant 20 büyük, sinüs 20. Burası sinüs 70'in değeridir. Sinüs 70'in sinüs 20'den büyük olmasının nedeni de bir açısı büyüdükçe uzunluğu büyüyor. Devam ettiğimizde de tanjant 70 de burası oluyor. Tanjant 70 en büyük. Sonra sinüs 70. Sonra sinüs 70'in uzunluğu tanjant 20'den büyük. En son da sinüs 20. Bu şekilde geometrik yolla da bu sıralamayı yapabiliriz ki çoğunluk geometrik yol kullanır bunda. Ben detaylı bir şekilde bu sıralamayı hiç geometri kullanmadan kurallarını konu anlatımında yaptık. Şimdi uzun uzun hepsini anlatamam burada. 9. sorumuza geçelim. A ile B'nin toplamının 90 derece olduğu söylenmiş. 3 madde verilmiş. Eşitliklerinden hangileri doğrudur? Pi bölü 2 eksi A. 90 ile çevirim yaptığımızda isim değişir. Bu sin kare pi bölü 2 eksi a kos kareye dönüşür. Şuradan yapalım. Şu kos kare a olur. Burada kare olduğu zaman işarete bakılmaz. Çünkü işaret ne gelirse gelsin kare onu pozitife çevirecektir. 1 eksi. Burada da kare olduğu için işarete bakmayacağız. Buradaki pi bölü 2'den dolayı bu kosinüse dönüşecek. Kos kare b. Bu kos kare b'yi diğer tarafa atarsak kos kare a artı kos kare b eşittir 1 geldi. A ile b birbirini 90 dereceye tamamladığı için canımız istediği an kos kare a yerine a'yı 90'a tamamladığı için b açısı sin kare b yazabiliriz. Sin kare b ile kos kare b'nin toplamı da 1 edeceğinden burada verilmiş olan ifade doğrudur. İkinciye geçelim. Tanjant pi bölü 2 eksi a. Pi bölü 2 kullandığımız için isim değiştirecek. Kotanjant a. Birinci bölgede olduğu için bu ifade 90'dan bir şey çıkarttığımızda birinci bölgede kalır. Tanjantın işareti pozitiftir. Eşit mi? Bakalım. Pi bölü 2 burada pi bölü 2 ile dönüşüm yaptığımız için isim değiştirecek. Tanjant b olacak. Bu ifade 90'a bir şey eklediğimiz için ikinci bölgede olacak. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksi.
Bir kere en başta işaretten çuvalladık. Bir taraf artı, bir taraf eksi. Bu eşitliğin sağlanabilmesi mümkün değil. Üçüncü maddeye geldik. Tanjant pi bölü 2 eksi a. Şurada da yapmıştık zaten. Kotanjant a oluyoru. Çarpı. Pi artı b isim değiştirmez pi ile yaptığımız için kotanjant kotanjant kalır. Kotanjant b. Bulunduğumuz bölge bu üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti pozitif olduğu için bu da pozitif olarak kalıyor. Eşittir 1 demiş. Kotanjant a yerine istediğimiz an a ile b birbirini 90'a tamamladığı için tanjant b yazabiliriz. Tanjant b ile kotanjant b'nin çarpımı da 1 eder. Doğrudur. Aynı açıda tanjant ile kotanjantın çarpımı 1'dir. 1 ile 3 doğru olanlar oldu. Oldukça kaliteli ve sınavlarda karşımıza gelebilecek düzeyde bir sorudur bu. Çok dikkatli düşünmeli, şu 90 derece etmesinden gerektiğinde çevirimleri iyi yapmalıyız. Devam edelim. 10. sorumuz. A ile B'nin toplamının 360 derece olduğunu söylemiş. Tanjant A'nın 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Hemen bunun için üçgen çizelim. Tanjant A'nın biz 1 bölü 3 olduğunu biliyorsak, buraya 1, buraya 3, buraya da kök 10 dedik. Burada 2 artı b var. A artı b'nin 2 pi olduğunu bildiğimiz için buradaki a artı b yerine 2 pi, bir tane de fazlalık a'mız var. Buradaki sinüs pi artı a'dır. Devam edecek olursak 180 ile çevirim yaptığımız için isim değiştirmeyecek, sinüs a kalacak. Bunun bulunduğu bölge, bu yandakini her zaman çevrim yaparken dar açı kabul edeceğiz. Üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede bunun işareti eksi. Eksi sinüs a'yı arıyoruz. Tanjant a pozitif olduğuna göre bizim bilmemiz gereken şey bu ya üçüncü bölgede ya da birinci bölgede bir açı. Sinüs a buradan 1 bölü kök 10'dur. İkisini de verdiyse bir şeyler düşüneceğiz. 1 bölü kök 10 ve eksi 1 bölü kök 10 ikisi de var mı? Var. Bunların cevap olma şansı yok. Başında eksi olduğu için eksi 1 bölü kök 10. Şimdi burada a'nın bölgesi bize söylenmeliydi. Soruda bu noktasından dolayı hata var. Tanjant a'yı ben 1 bölü 3 verdim diyor. Tahminen birinci bölge kabul etmiştir şimdi bunu. O yüzden biz de bunu sinüs a'nın pozitif çıkacağını varsayalım. Önündeki eksiden dolayı sonucun eksi 1 bölü kök 10 olduğunu söyleyelim. Fakat bu soruda a kaçıncı bölgede söylenmeliydi? Bu nedenle son kısmında sıkıntı yaşatıyor bize. Hatalı olduğunun farkında olup çözümümüzü karambole, onun şunu düşündüğünü varsayarak hallettik. MEP kazanım testlerinde bu senekilerde biraz aceleye getirilip yazım hataları, bazı bilgilerin eksiklikleri epeyce var zaten. 11. soruda yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. 3 pi bölü 2 ile dönüşüm yapıyoruz. Öncelikle sinüs kosinüse dönüşecek. Bu kısımdan sıkıntı yok. Alfa alfa yazılmış, tamam. Tek bir şansı şeyimiz kaldı kontrol edeceğimiz şey işaret. 270'e bir şey eklersek bu 4. bölgededir. 4. bölgede sinüsün işareti eksidir. Birinci madde tamamen doğru. 2 pi ile dönüşüm yapıyor. Kosinüs kosinüs kalacak. Tamam. Alfayı alfa olarak yazmış. Tamam. Bunun bölgesi 4. bölgedir. 4. 360'tan bir şey çıkartınca 4. bölgedeyiz. Bu yandakini hep dar açı kabul ederiz bu çevrimleri yaparken. 4. bölgede işaretimiz artıdır kosinüs için. O da artı koymuş. Doğru. Hiçbir şey koymaması artı olduğunu söyler bize. Üçüncü maddeye geldiğimizde burada eksi pi var. Önce şunun esas ölçüsünü halledeceğiz. Eksi pi'nin üzerine 2 pi ekleyeceğiz. Kotanjant pi artı alfadır orası. Pi ile dönüşüm yapıyoruz.
İsim değiştirmeyecek, kotanjant kalacak, doğru. Yandaki alfa doğru. Bunun bulunduğu bölge üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede de kotanjantın işareti artıdır. Bunu da doğru vermiş. Buraya geldik. Şuradaki ikisinde de eksi eksi var. Bu içeriği eksi parantezin alıp şunu dışarı çekelim. Eksi. Tanjant içindeki eksiyi dışarı atar. 3 pi bölü 2 artı alfa yazdım içeriye. 3 pi bölü 2 ile dönüşüm yapıldığı için isim kotanjanta dönmeli. Doğru. Buradaki açı alfa olduğu için alfa. İşaret doğru mu? Bu dördüncü bölgede 270'e bir şey eklediğimiz için dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölge tanjantın işareti eksidir. Bir de burada eksi olduğu için artıya dönmesi gerekiyordu. Başında eksi bırakmış. Yanlış. Buna geldik. Sekant, kotanjant tamamen alakasız. Sekantın kotanjanta dönüşmesi diye bir şey yok. Burada zaten 180 ile çevrim yapıyoruz. Bunun esas ölçüsünü alacağız. Üzerine 2 pi ekledik. Pi artı alfa oldu. Pi artı alfadan sekant, sekant olarak kalmalıydı. Bunu hiç kontrol dahi etmeyelim. Yanlış. 3 tanesi doğrudur. 12. ve son sorumuza geldik. 26x'in 3 pi olduğu söylenmiş. Buradan ne anlarız? Bunun yarısı 13x eşittir 3 pi 540'tır 270 eder. 13x 270. Şimdi şuradaki sin 9x artı cos 6x bölü sin 7x artı cos 4x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Buradaki 9x yerine 270 eksi 4x yazabiliriz. Şunu 9x artı 4x diye düşünürüm. 4x'i diğer tarafa atıp şunun yerine 270 eksi 4x diyebilirim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Şu an hiçbir şey yapamıyorum burada. Zaten bir şeyleri değiştirmem lazım. Sinüs 270 eksi 4x. Aşağıdaki ile ilişkisi olan bir açıya geldik. Şunu da değiştirelim. 6x artı 7x diye düşünürsen bunu. Bunun yerine de kosinüs 270 eksi 7x. Alt tarafa hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyorum. Zaten onların açılarına getirdim yukarı. Sinüs 7x artı kosinüs 4x. Şimdi 270'e dönüşüm yaptığımız için sinüs kosinüse dönüşecek. Kosinüs 4x. Yandakini her zaman dar açı kabul edeceğiz ne olursa olsun. 270'ten bir şey çıkarttığımızda 3. bölgede sinüsün işareti eksidir. Bunun başına eksi geldi. 270'e dönüşüm yapıyoruz. Kosinüs sinüse döndü. Sinüs 7x. 3. bölgede kabul edeceğiz. Kosinüsün 3. bölgede işareti eksi. Sin 7x artı cos 4x var. Yukarıyı eksi parantezin alıp aşağıya götürdüğümüzde sonucumuz eksi 1 çıkar. Oldukça kaliteli kurgulanmış bir soruydu. Gerçek sınavda gelse birçok kişi kalem oynatamaz böyle sorulara. Bu tarz soruları da genel olarak zaten 1 ve eksi 1 şeklinde sallayın sallayacaksınız. Çünkü onlardan birisidir. Şu şekilde verilen tipler. Tabii olmama ihtimali de var. En beklediğimiz çözüm şunu yapmanız. Oldukça kaliteli sorular içeren bir trigonometri testiydi bu. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.